Merhabalar. Bugün bir farklı, daha doğrusu benim işime yarayacağını düşündüğüm bir şey göstereceğim. Editör içerisindeki herhangi bir parçayı veya o parçada yaptığınız ayarları tek tek her şeye uygulamaktan kurtarmak amaçlı bir şey göstereceğim. Mesela ışık, point light. Benim point light'la alakalı bir sıkıntım var. Şu arkadaş. Şunu bir unlit yapayım da ben. Çünkü biraz ekran kartının fan ayarlarıyla oynadım, biraz yükselttim. Video esnasında şey yapmayı unuttum. Şimdi çok ses yapmasın. Neyse. Point light ile alakalı bir sıkıntım var. O da şu. Mesela şu masa. Bu masada iki tane point light var. İşte şu arkadaş mesela. Point light var bir tane. Bundaki aynı ayarları şu yukarıdakiler de kullanıyor. Aynılarını meşale de kullanıyor. Ve bu ayar ne peki? Mesela şöyle getireyim şu arkadaşı. Şunları bir kere nokta 4 olarak kullanırım. Daima. Bir de bu açık olur bende. Bu da 7 olur. Ben bu birkaç tane ayarı sürekli birbirlerinin üzerinde bunları yapmak istemiyorum. Benim amacım buydu. Acaba dedim yapılabilir mi böyle bir şey? Çünkü Unity'de mesela preset isimli bir sistem var. Ama Unreal Engine 4'ünde komponent sistemi var. Yapay komponentler ekleyebiliyorsunuz. Bir düşündüm, bir anda aklıma geldi. Şöyle bastım Blueprint Class'a. Point Light yazdım. Point Light komponent çıktı. Select'e bastım, ismini verdim. Burada. Özellikler buraya geldi bir güzel. Pırıl peki. Nasıl ekliyoruz? Mesela ben buradaki arkadaşların hepsini şöyle açtım. Geldim. İsmini Custom Light koymuştum. Bastım. Eklendi. Bu kadar basit. Tabii işin kötü yanı şu anda ben bunları tek tek değiştirmek zorunda kalacağım. Mesela bunu buraya atıyorum. Bir tane daha kopyalıyorum. Şuraya atıyorum. Sonra bir Point Light'ın şuradan lokasyonunu kopyalayıp buna yapıştırıp eskisini siliyorum. Aynısını buna da yapacağım. Copy dedim. Geldim buraya. Paste dedim. Esas olanı sileceğim. İşin güzel yanı ne peki? Onu hemen göstereyim. Şimdi bak buraya ışık beyaz vuruyor, değil mi? Bak. Hepsi değişti. İşin güzel yanı bu. Evet, bu kadar basit ve kolay bir şeydi. Bu renk burada var mı? Bununla bu aynı mı? Değil. He. Peki. O zaman bu renk burada kalsın. Bunun içerisinde bu rengi kullanacağım. İşte mesela ne kadar demişim? 500 bu. 400 bu. Unitless. Geldim. 500 bu. 400 bu. Unitless. Şunları nokta 4 yapalım tekrar. İniyorum aşağıya. İndim. Buna gerek yok. Bunu açacağım. Şunu 7 yapacağım. Class settings'e bakıyorum. Tekrar class default'e gelelim. Şurada şey vardı. Aa, bunda yokmuş. Peki, problem değil. Maksimum çizilebileceği nokta. İşte 10.000 1000 birimde de yok olsun. Otomatik bir şekilde böyle hızlıca çözmüş olalım. Compile dedim. Bakıyorum değişmiş. Bunların hepsini şimdi benim tabii ki tek tek eklemem gerekmekte. Ama o sıkıcı kısmı size göstermeyeyim. Buradayken bitireyim. İşinize yaramış durumum. Ben çok sevindim bu duruma. Benim çok işime yarayacak. Aynı şekilde farklı özelliklere göre de değiştirebileceğim bir şeyler ekleyip kucaklamaya çalışırım. Daha önce niye aklıma gelmemiş acaba? Köle gibi uğraştım hepsiyle bu kadar. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Farklı videolarda ve işimizi kolaylaştıracak şeylerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.